Merhaba. Birebirlerdeyiz ya da yeni bulduğumuz ismiyle kafa kafayalar. Sıra Monty'nin birebirinde. Hazır mısın? Ben eve gidip uyuyacağım. Birebirim böyle geçecek. Karar verdim. Tamam. Olur. Arkadaşlarının peşinden ışınlanma çemberinin olduğu odadan çıkarken cebindeki taşın zıt 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 hareketlenmeye başlıyor. Ve çıkarıp dinliyorsun. Çok tanıdık olduğun ve bir süredir duymadığın bir ses. Monty, neredesin? Son durum ne? Artık bana bilgiler vermelisin. Z ile konuşmadın mı? Konuştum. O seninle konuştu mu? Evet, ona dedim şu durumdayım, şunları buldum, söyle. İletmedi mi sana? İletti. Ama zaman geçti. Şu an neredesin? Tamam. Hala orada mısın? Şu an orada değilim. Şeye doğru geliyorum. Limana geleceğim aslında. Geliyorum yani. Görüşürüz. Ne zaman burada olursun? İşte onu bilmiyorum. Ama yakında geleceğim. Bekliyorum. Yararlı bilgiler getir. Koyuyor. Susuyor. Arkadaşların peşinden indiğinde burada çok fazla kalabalık olmayan ama geniş bir alanda koltuk, bir tarafta koltukların olduğu, bir tarafta içecek bir şeyler ya da yiyecek bir şeyler hazırlanabilecek, alabilecek şeylerin olduğu bir açık alana, toplu alana geliyorsunuz. Atlantis kurtarıcılarının toplu alanındasın şu an. Sizi Kyle'in birkaç böyle koltuğun olduğu bir tarafa götürüyor. Sizinle beraber geliyor. Burası tam böyle sizin indiğiniz merdivenin şeyinde, karşı tarafında. Yani odanın diğer tarafında. Yine iki tane merdiven var. Bir sağa bir sola çıkan merdivenler. Ve onun önünde de böyle bir işte uzun koltuğun, bir teknik koltuğun olduğu bir yer var. Ve Kyle'in oraya geliyor sizinle beraber. Sen bu sırada Raikard'ın başka bir masaya doğru ilerlediğini görüyorsun. Ve Hugo'nun da aceleyle çıktığını görüyorsun. Ve şu an Crystal, Vicky ve sen, Kyle'in kalmış durumdasınız. Hatta şöyle demek daha doğru olur. Vicky'nin yanında kuzenleri var. Kendilerini tanıştırıyorlar. Ve Vicky ile özel konuşmak için Vicky'yi alıp başka bir yöne doğru ilerliyorlar. Masada Crystal'la ben kaldım yani. Bir de Kylie'yim var. Diyorum ben de. Ben bir buradaki kaynaklarımla konuşayım. Bu akşamla ilgili bildikleri bir şey varsa öğrenip buraya geleceğim. Size bilgilendirme geçerim hemen. O yüzden ben bir dolanıp geleceğim. Bana ihtiyacınız olursa zaten çok uzun sürmez yani. Deyip. Tamam Monty. Akşam burada ol fakat planları konuşmamız gerekiyor. Evet kesinlikle buradayım. Ve sen Raikart'ın çıktığını gördün pardon. Merdivenden hemen sağ tarafınızdaki merdivenlerden çıkıp bir kendine küçük bir tavernada buluyorsun. Çok kalabalık değil, bir tane işte barbermen, birkaç tane oturan insanlar var. Ve o mutfağına çıkıp, o mutfaktan da çıkıp bu görüntüyle karşılaşıyorsun. Ve sen daha sonra tavernadan çıktığında limitsiz liman seni karşılıyor. Şu an çok fazla bir kalabalık yok etrafında. Birazcık etrafına baktığında şehrin duvarının dış tarafındaki alanda, yerleşme alanında olduğunu fark ediyorsun. Burası çok fazla geldiğin bir yer değil. Ama buradan nasıl duvarların içine gireceğini de, şehre gireceğini de biliyorsun. Ya istersen soldan deniz tarafına doğru girip oradaki kapıdan girebilirsin.
ya da daha kara tarafına giderek kapıya gidebilirsin. Ama şu an aslında bir şey, algı zarı at bakalım. On üç. Şu an biraz etrafına baktığında şeye, deniz tarafına daha yakın olduğunu anlıyorsun. Oradaki kapıya. Şeyi merak ediyorum. Bizim lonca ne tarafa daha yakın? Hı hı. Bir de benim annemin evi ne tarafa daha yakın? Ona göre bir karar vereceğim. Şöyle, sen şu an güney tarafındasınız siz şeyin. Şehrin. Buradan girdiğinde sizin hem loncanın olduğu hem de annenin evinin olduğu taraf kuzeye de doğru kalıyor. Birazcık buradan biraz yürüyüp kapıya doğru gidiyorsun. Böyle bir 15-20 dakika yürümen gerekiyor. Bu yerleşkelerin içerisinden geçip deniz tarafındaki kapıya geliyorsun. Ve girdiğinde görüyorsun zaten hemen işte küçük feribot teknelerin olduğu bir kısım var. Oradan bir şeye binip, feribota binip sizin tarafa doğru, kuzeye doğru çıkabilirsin istersen. Ben en iyisi feribota çıkmadan önce bir üstümü değiştireyim. O kıytırık, hatta yıkanmadığı için birazcık kanlı bile olabilir hala. Termum kıyafetini geçireyim üstüme. Çok da göze batmamaya çalışarak ilerleyeyim feribotla. Tamam. Senden 5 silver oluyorlar uzun bir yol gideceğin için. Hep bir de şeye bakıyorum gerçekten. Lonca'ya gidene kadar, yani ilk Lonca'ya uğrayacağım galiba. Lonca'dan tanıdık yüz var mı? Çünkü aslında ben Zahir'i bulmak istemiyorum da bu akşamki olayla ilgili bana bilgi verebilecek ama direkt burada olduğumu da ben geldim de demek istemediğim için Zahir'e önce başka birini arıyorum. Okey, tamam. Bir algı zar alayım bunun için senden ayrıca. Al bakalım. 17. 17, okey. Sen feribota biniyorsun. Uzun süredir olmadığın şehrindesin, kendi şehrinde. Feribota bindiğinde balıkçıların sesi geliyor bir taraftan. Onların teknelerinin sesi tuk 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 tuk. Onların sesleri geliyor. Biraz daha şehrin içine doğru girdiğinde bu sefer bütün o hareketi ve şeyi duymaya başlıyorsun. İlk önce daha senin ara ara gittiğin ama genel olarak çok fazla vaktini geçirmediğin daha yüksek mertebeden insanların olduğu o deniz tarafına yakın küçük adanın yanından geçiyorsun. Orayı izliyorsun, bakıyorsun, düşünüyorsun belki. Büyük ihtimalle destinin malikanesi de burada bir yerlerdedir diye içinden geçiriyorsun. Feribot biraz daha... Ben de burada yaşayabilirdim diye düşünüyorum. Feribot biraz daha ilerliyor. Bu o küçük zenginler adasına biraz daha ilerlerken etrafına bakıyorsun. İlginç bir şekilde geçerken bir tarafta Hugo'nun böyle hararetli bir şekilde havada kendi kendine konuştuğunu görüyorsun geçerken. Şaşırmıyorum. Ondan geçip köprünün altından tekne devam ediyor ve deniz tarafına doğru ilerliyor. Burada hemen yan tarafında Alacakaranlık bekçilerinin o koca korunaklı duvarlarla kaplı adasını görüyorsun. Oradan da geçiyorsun. Sonra tekrardan adanın içine doğru ilerleyip en sonunda kuzey tarafına doğru ulaşmış oluyorsun bu limitsiz limanın bu bölgesine. Ve iniyorsun. Şu an senin çok tanıdık olduğun, çok fazla insanın dolaştığı ve tıpkı senin gibi birçok insanın olduğu bir andasın şu an. İlk önce nereye gitmek istersin? Sanırım şey yapacağım. Lonca'nın giriş kapısını görebileceğim bir yere konumlanıp bir süre oradan biri geçecek mi diye bakacağım. Tamam. Sen Lonca'ya doğru ilerliyorsun.
geçerken çok uzak değilsiniz zaten. Annenin evinde böyle göz ucuyla görüyorsun. Gayet tek başına orada o ev duruyor. Perdeleri kapalı. Kapısı kapalı. Sakin bir şekilde. Tek katlı minik ev orada duruyor. Onun önünden geçiyorsun. Şöyle bir bakıyorsun. Ve sonra loncanın olduğu biraz daha iç kısımlara doğru ilerleyip loncanın karşısındaki küçük böyle şey tezgahlar var. Senin de çokça bir şeyler yediğin, işte sokak lezzetleri satan küçük küçük şeyler var. Nedenin onlara? Sokak satıcısı demek istiyorum ama tam yemek satanlar öyle denmiyordu. Anladın işte. Esnaf. Yani. Esnaf. Aynen. Ya böyle hani şey gibi düşün. Sokakta nohut pilav ya da işte balık ekmek falan satan yerler bunlar. Böyle küçük kendi işte arabaları var. Birine selam verip sonra şu an kendim gibi gözükmüyorum zaten diye. Bu selamını alıyor. Başı sallıyor. Sen oraya da onlara doğru yaklaşıp böyle loncanın girişini izliyorsun. Çok fazla zaman geçmeden böyle bir 10 dakika, 15 dakika geçtikten sonra tanıdık bir half orc geçiyor gözlerinin önünden. Gelip Mac lonca... Mi? Hı? Mac mi geçiyor? Evet. Gelip loncanın kapısına doğru giriyor. Sonra bir an duruyor. Ve sana doğru gelmeye başlıyor. Sizin o işte yemeklerin olduğu kısma doğru geliyor. Hiç sana bakmıyor. Gidip böyle bir tane balık ekmekçiye yaklaşıp oradan Sam ya bana iki yarım versene diyor. Onu alıyor. Birazcık işte oradaki küçük iskemlelere oturup bir tanesini yiyor. Yiyip bir tanesini de yanına alıp loncaya doğru gidecek. Tam loncaya girerken bir tane taş atmayı deneyeceğim ona. Tadını çekmek için. Tamam o zaman bir saldırı zar alayım senden. Ooo 13. Sen taşı atıyorsun böyle yanından gidiyor ama tık 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 yapıyor. Bir şey yapıyor böyle Mac bakıyor etrafına nereden geldiğini anlamamış bir şekilde sonra. Yapıp tekrardan loncaya doğru ilerlemeye başlıyor. Bir tane dağıtmaya zamanım var mı? Bir daha deneyeceğim. Bir tane dağıtabilirsin, evet. Pis 20. Bu sefer böyle daha yuvarlak bir taş alıyorsun. Sonra Crystal'la çalışmalarınızı hatırlıyorsun taş sektirirken. o şeyi kullanarak, o momentumu kullanarak bu sefer yan bir şekilde atıyorsun ve tam kafasına geliyor. Oh! Bakıyor arkasına doğru. Gel gel diyorum. Gel dedim. Yaklaşıyor böyle. Bakıyor. Aa! Monty! Seni tanımadım üstündekilerden. Amacım buydu. Nasılsın Mac? İyiyim, sen nasılsın ya? Seni çok özledik. Ya sormayın ya. Beni saçma sapan bir göreve gönderdiler. Ne yapacağımı bilmiyorum ve... Dur, neyse baştan başlayalım. Sakin bir yere gidip konuşmamız lazım. Tamam, tamam. Lonca olmaz. Tamam, burada mı kalalım, bizim taraflardan başka bir yere gitmek istersin? Fark etmez. Şu an Zahir nerede, Lonca'da mı biliyor musun? Evet, orada olması lazım. Tamam. Lonca'dan uzaklaşalım o zaman. Gidelim. Tamam, şeye gidelim o zaman. Bir saniye. Söyleyeceğim hemen nereye gittiğinizi. Kırıkkure'ye gidelim o zaman. Biraz daha deniz tarafından uzaklaşmış oluruz. Süper. Sen geri geldiğin yoldan tekrardan bu sefer deniz kıyısına doğru gidiyorsunuz ve Kırıkkure'ye oturuyorsunuz. Burada basit bir taverna burası. Çok fazla şu an günün bu saatinde çok kalabalık değil zaten. İçeri girdiğinizde böyle bir duvarda şey var. Sen daha önce de buraya gelmişsindir zaten. Böyle kırık bir tekne. Ya tekne diyeyim, sandal. Böyle içi kırılmış. Sandalı böyle duvara koymuşlar.
Onun üstünde de böyle iki tane kürek duruyor. Bir duvarda bu şey var. Tam duvarın diğer karşısında da içkileri işte istediğinizi alabileceğiniz tavernanın servis kısmı işte şey bar kısmı duruyor. Üç tane masa var içeride. Tabii kare ve işte 3-4 kişinin oturabileceği. İkisi biraz daha hemen giriş tarafında, bir tanesi biraz daha geriye doğru. Öndeki bir tane masada dolu, orada da iki tane balıkçı gibi görünen insan oturuyormuş gibi gözüküyor. Ya. Evet, ne anlatacaksın? Ya şey, ben biliyorsun bir göreve yollandım. O yüzden bir süredir yoktum burada. O sırada seni alıp böyle balıkçıların yanındaki masaya oturtuyor. Bu arada şey ne? Mekin sınıfı ne? Mekin sınıfı. Yani, ya tam sınıf olarak, yani Rogue Oda. Ya hayır. Hayır. Rogue'sa çünkü ona göre Thieves Kent konuşacağım. Ya şey vardır sizin aranızda zaten. Hani kodlu bir şeyler dışında vardır. Aynen. Tamam. Hepiniz şey biliyorsunuzdur. Onu soruyorsan. Tamam, evet, o yüzden birazcık üstü kapalı konuşmak istiyorum. Tamam. Yani ben şöyle, bu arada ne haber, nasılsın? Ben iyiyim de seni sormam asıl ya. Hiçbir şey söylemedi bize. Hayır, sadece gitti. Önemli. Bilmenize gerek yok. Ha, yok, söylemedi. Neler söyledi? Hayır. Allah Allah ya. Hayır, ben anlamıyorum ki. Niye ben? Neyse, tamam. Bir tane örgüt vardı. Atlantis'in kurtarıcıları diye. Onu araştırıyorum bir süredir. Hiç duydun mu? Evet, duydum. Buralarda şey broşür falan dağıtıyorlar bazen. Aa, var mı yanında broşürlerden? Evet. Birazcık araştırıyor cebine. Şeyini koyuyor, balık ekmeğini koyuyor. Peçeteler çıkıyor. Başka yarım yemiş işte bir tane elma çıkarıyor. Bozulmuş bir tane muz çıkarıyor. Yapıp böyle sana uzatıyor. Şey var mı? Sloganı var mı? Çok öğrenmek istediğim şey. Bakıyorsun böyle üstünde şey bir taç var. Taç şeyi çizilmiş böyle. Kral tacı. Altında kayıp varis bulundu. Artık Atlantis'i geri getirme zamanı. Yazıyor. Kayıp varis bulundu mu? Evet ve sen bunu biliyorsun. Ha. Size bunu. En sevdiğim şey, gerçekten hepiniz bunu yaşıyorsunuz. Kayıp, ha tamam. Hatırladım. Kaylin onun için çalışıyor. Tamam. Tamam. İşte bu arada ya ben de araştırayım derken onlarla çalışmaya başladım. Çünkü onlarla çalışmadan onlarla çalışmıyorum. Onlar için bir şeyler araştırıyorum. Sonra araştırdığım şeyleri Zahir'e de söylüyorum ama işte Kaylin'e de söylüyorum. Ve bugün önemli bir şey oldu. Bugün ne? İçin bir göreviniz var mı sizin? Evet. Tahmin edeyim. Devi'nin malikanesine mi gideceksiniz? Devin değil, Desin. Desin. Pardon, dilim dönmedi. Evet. Yani ben gitmeyeceğim. Ama Rena ile birkaç kişi gidecek. Rena ne yapıyor bu arada? İyi mi? İyi. O da arada bir gidip geliyor. O nereye gidiyor? Bilmiyorum ki işte. Zahir kesik tutması gerektiğini söylemiş. Beni kimse hiçbir yere göndermiyor. Keşke beni de göndermeseler. Sen gitmeyeceksin. Rena gidecek. Başka kim gidecek? Lonca'dan birkaç kişi daha. Rena nerede? Lonca'dadır herhalde. Bunlar şöyle yapalım mı Mac? Sen git Rena'yı al. Tamam. Sonra? Ben de sorularımı Rena'ya sorayım.
Tamam. Süper. O zaman sen Rena'yı alıp gel. Benim de küçük bir işim var. Onu halledeyim. Yine birazdan, yarım saate burada buluşalım. Nasıl? Tamam, yapabilirim. Anlaştık. Ama sakın Zahir'e çaktırma. Burada olduğumu bilmemesi lazım. Tamam. Gidiyorum ben. Ben de. Tamam. Deyip çıkıyor hızla, loncaya doğru ilerlemeye başlıyor. Sen nereye gidiyorsun? Ben anneme bir uğrayacağım. Sen tavernden çıkıp lonca yoluna doğru ilerlerken annenin kapısının önüne geliyorsun. Tek katlı. Oldukça samimi ve şey gözüken, çok işte herhangi bir şeyi olmayan, neden ona şatafatı olmayan ama böyle kapının iki yanındaki camlarda çiçekleri asılı duran, böyle küçük küçük saksıları duran evinizin önüne geliyorsun. Hemen üstümü değiştirip kendi halime geri dönmek istiyorum. Ortalıkta mı? Hemen üstümü çıkıyorum. Yani bitkilerin arasına koyuyorum kıyafeti ve tamam. Üstümü başımı düzeltip şey yapıyorum böyle. Olabildiğince böyle annem kızmasın, ayakkabıların kirli demesin diye toparlamaya çalışıyorum üstümü. Okey, tamam. Sen hemen o şey kıyafetlerini saklayıp kendini daha temiz görünümlü bir duruma getiriyorsun. Ve bir saniye, of, bir sürü şey var şu an önümde de. Tamam. Kapıyı çalıyor musun? Hı-hı. Anahtarın da vardır yani, o yüzden soruyorum. Yok yok, çalayım. Tamam. Kapıyı çalıyorsun. Bir süre geçiyor. Ve annenin sesini duyuyorsun içeriden. Git buradan. Anne? Monty? Evet. Hemen kapıyı açıyor. Monty! Deyip sana sarılıyor böyle. Tutuyor yani, seni. Ben ağlamaya başlıyorum anne. O da ağlamaya başlıyor. Neredeydin? Neredeydin bu kadar süredir? Ya sana mektup yazdım. Gelmedi mi mektubum? Hayır. İşte şey... Beni şey ticaret loncası şeye yolladı, gemiyle satış yapmaya yolladı. Onlarla gittim işte. Şimdi geri geldim satışları yapıp. Bir şey aldatma zarı atar mı? Şey. Beş. Monty. Birileri gittiğinden beri gemiye binmediğini biliyorum. Yalan söyleme bana. Böyle şey, tam o öğretmen havasını takınıyor, sana şey yapıyor. Tamam, gemiyle gitmedim. Yürüyerek gittim. Tamam. İçeri gel Monty, daha rahat konuşalım. Deyip içeri alıyor seni. Ve küçük tatlı salonunuza giriyorsun. Hmm. Hava birazcık soğuk olduğu için annen böyle şömineyi yakmış, şey yani küçük sobayı diyeyim, şömine kadar şey değil de o küçük şömininizi yakmış, hafif bir ateş yanıyor. Oraya doğru da böyle ikili koltukları çevirmiş ve kendi koltuğunda geçip oturuyor. Senin de diğer koltuğa oturman için bekliyor. Oturuyorum hemen böyle. Şimdi... Neredeydin? Yani bir sürü yerdeydim. Bir yer arasındaydım. Sonra yıkıntı diye bir yere gittim. Gezdim birazcık yani bir şeyler. Yıkıntıda ne yaptın? Ya sen yıkıntıyı nereden biliyorsun? Monty, benim işim ne? Şey... Öğretmenlik, tarih genelde. Hı hı. Evet. Neler biliyorsun? Çok fazla şey değil. Yani loncalar öncesindeki dönemde kaldığını biliyorum. Evet. Atlantik. Hı hı. Yani benim sana öğretmeye çalıştığım şeyleri dinleseydin belki sen de bilirdin.
Çok haklısın, çok haklısın. Hep haklısın. Artık ben de biliyorum, öğrendim birazcık bu arada. Şey, ya ben bunları anlatmak istiyorum sana. Ama her şey çözülünce anlatacağım. Şu anda çözülmedi bir şeyler. Ve çok az kaldı. Bence çözülecek. Ve ben sana her şeyi oturup anlatacağım. Aslında mektubumda da yazmıştım onu. Ama Zozo kayboldu galiba. Öyle olunca mektubum... Monte. Bir ilk nazar atsana. Avantajlı çünkü annem beni çok seviyor. Avantajlı çünkü anneni sinirlendirdin. İkna zarı dedin değil mi? Hı-hı. O da 5. Monty. Ya tamam. Benden habersiz bir şeyler yapmanı istemiyorum Monty. Kesinlikle iyi, çok iyi anlıyorum. Ama şu an söylersen bana daha çok kızacaksın ve bence kızmanı istemiyorum bana onca zamandan sonra. Gel... O zaman kızacağım şeyler yapma. Ama normalde kızmazdım. İyi gidiyordu çünkü. Biraz şu an başımdan geçenler istediğim gibi geçmedi. Neyse, tamam. Anlatıyorum. Ya ben tüccarlarla çalışıyordum ya. Aslında tüccarlarla çalışmıyordum. Ya bir şey, onlar da tüccar aslında da. Gayri meşru tüccarlar diyebilirim. O ne demek oluyor? Yani bir şeyleri satın alıp satmıyorlar. Bilir, alıp satıyorlar. Bana şu çalıştığın yerin adını söyler misin? Şey var ya, büro var. Kayıp eşyalar bürosu. Monty! Ama iyi gidiyordu gerçekten. Zayıf'la nasıl çalışırsın? Sen de baban gibi olacaksın, farkında mısın? Hayır, sakın öyle şeyler söyleme. O ne yaptı? O da onunla gidip çalıştı. Sonra da bizi bırakıp kaçtı. Ben bunu bilmiyordum. Ben Zehir'le çalıştığımı bilmiyordum. Mektubunda söylemedi mi sana? Hayır. O sırada tekrar bir mektubunu çıkarıyorsun ve sana şimdi mektubunu atacağım. Ne? Mektubu mu var benim? Evet. Hemen atıyorum bir saniye. Hop hop hop. Hadi. Ben bunu anlamamıştım. Böyle olacağını düşünmemiştim. Hiçbirimiz böyle olmasını düşünmemiştik. Ya zaten hayatımı o lonca'da geçirmeyi düşünmüyorum. Sen de mi kaçıp gideceksin Monty? Nasıl kurtulacaksın? Hayır kaçıp yok. O bir seçenek değil tabii ki. Ama ben şey demeyi düşünüyordum. Tamam, bu görevi yerine getirdim. Bu benim son görevim. Deyip ayrılacaktım. Ve o da tamam gidebilirsin mi diyecek? Yani demek zorunda değil mi? Zorla beni çalıştıramaz. Sanki çalıştırabilir gibi geldi bana Monty. Ya ama şöyle. Ya ben halledeceğim. Hallederim yani. Sonuçta hem tek başıma değilim hem... Kimlesin? Birkaç arkadaşım var. Beni hiç arkadaşlarından tanıştırmadın. Ya şöyle, ben de yeni arkadaş oldum onlarla.
Onlar da şehirdeler. Bu akşam biraz işimiz var. Sonra beraber yemeğe çıkabiliriz. Söz mü? Söz. Böyle annemle sözleştiğimizde yaptığımız bir şey var böyle. No, parmak savaşı var. El sıkışma şeyi var. Onu yapıyorsunuz. Yapıyorum, evet. Kesinlikle. Ben sadece senin güvende olmanı istiyorum. Biliyorum. Çok... Ya buralara gelmesini beklemiyordum. Ve kesinlikle babamla aynı bunları söylerken kapı çalıyor. Kapı sesi geliyor. Anne sana bakıyor. Baban burada Monty. Ve sanırım tekrar geldi. Bunu sana sormam gerekiyor sanırım hakkım. Bu sıra tekrar çalıyor kapı. Onunla konuşmak istiyor musun? Yoksa göndereceğim. Hayır. Kapıya doğru gidiyor. Açmıyor kapıyı. Sesini duyuyorsun annenin. Git buradan, seninle konuşmak istemiyorum. Biraz daha böyle geçiyor. Sen duymuyorsun, birazcık süre geçiyor. Git buradan dedim. Sen de duymuyor muyum? Dinlemek istiyorum. Ha, özellikle dinleyebilirsin. Deneyebilirsin. Kapıya böyle salonun kapısına gidip dinlemek şey yapabilirsin. Istiyorum. Bir algı salın. Hadi artık. Yirmi iki. Duyuyorsun ne dedi. Annen git buradan dedikten sonra arkadan babanın böyle birazcık şey kapıdan dolayı böyle buğulu sesi geliyor. Hayatım lütfen lütfen bir kere göreyim, sonra gideceğim zaten. Burada kalamam da sadece bir kere göreyim sizi. Anne tekrar böyle sana bakıyor yani gözle. Git buradan dedim Sven. Git buradan. Kapıyı açmayacağım ve bu son sözüm. Hayatım lütfen. Tekrar geleceğim, tamam mı? Bu akşam tekrar geleceğim diyor. Sonra annen senin yanına doğru tekrar geliyor. Oturuyor koltuğuna. İki gündür böyle. Konuştun mu hiç? Söylemesi gereken her şeyi zaten mektubunda söylemişti diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Nasıl geldi ki? Niye geldi? Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Bilsek bize zarar verir diye de düşünüyorum. O yüzden senin o zayıf denen adamla çalışmanı istemiyorum Monty. Bir an önce kurtul. İş falan bekleme. Tamam. Para mı isteyecek? Buluruz. Bir şeyler yaparız. Tamam. Halledeceğim. Halledeceğim. Yarın sabah bekliyorum arkadaşlarımla. Yıkıntı da ne yapıyordunuz siz? Yarın sabah anlatırım. Peki. Tekrar sarılıyorum ve... O da seni tekrar böyle sıkıyor kaldırıyor. Böyle bir hafif şey yapıyor. Sonra tekrar yere bırakıyor. Başına ben bir şey gelirse... Seni öldürürüm Monty. Yarın sabah buradasın. Çıkmadan önce bak gitmiş mi? Bilmiyorum. Ona göre çıkarsın. Beni göremez zaten. Düşürüm hemen. Gülüyor arkandan. Ya. Ön kapıdan mı çıkıyorsun? Arka kapımız varsa arka kapıdan. Ay hayır, kıyafetlerimi almam lazım. Ön kapıdan çıkacağım. Tamam, kapıyı açıyorsun. Bakıyorsun. Bir etrafta yok gibi gözüküyor. Özel olarak bakmıyorsan. Hayır, bakıyorum. Yani görmemeye çalıştığım için bakıyorum aslında. Tamam, bir algı zar at o zaman. 20 attım. 20. Gitmiş gibi duruyor. Sen hemen kapatıp eşyalarını şeyden alıyorsun. Bitkilerin içerisinden alıyorsun. Tekrardan üstünü değiştirip Kırklı'ya doğru gidiyorum. Kırklı'ya gidiyorsun. Söylene gidiyorum. Şimdi gelmiş birine gidiyorum. Niye
babam var, çok manasız her şey falan diye böyle konuşa konuşa gidiyorum. Konuşa konuşa gidiyorsun. Kırık küreğin böyle arka tarafında doğru, denize doğru bakıyor şey giriş tarafı. Açık bir girişi var, böyle kapalı değil de. Giriyorsun, girdiğin zaman Mac'in yanında Zahir'i görüyorsun. Sana bakıyor. Tanıyor mu beni? Evet. Çok kötü birisin. Zar attım. Zar attım. Sürpriz. Ay çok iyi. Bakıyor sana böyle uzun Dragonborn suratıyla. Üstünde beyaz böyle dövmeli şeyleri, düğmeleri şuraya kadar açık. Havalı havalı oturmuş şekilde sana doğru bakıyor. Tamam. Konuşalım. Şey gösteriyor, sandalyeyi gösteriyor masada. Daha önce oturduğunuz masada oturuyorlar. Oturuyorum. Anlat Monty. Yıkıntıya gittik. Hızlı gelmişsin. Doğru, pardon, yıkıntıydı. Şeyle gittik ya, şeyle geldik. Var ya. Ne onlar? Işınlanma. Kemberi. Ben daha önce binmemiştim. Binmek mi deniyor onu bile bilmiyorum. Yıkıntı neresi? Yıkıntı şöyle, Atlantis'in kalıntılarının olduğu bir yer. O yüzden benim de Atlantis'in kurtarıcılarıyla bağlantım. Orayı incelememizi istedi. Hı hı. Çok da bir şey bulamadım. Bağlantın kim? Bağlantım Kylie'nin diye biri. Ben söyledim sana Kylie'nin adını. Zaten söyledim. Evet evet söyledim. Bağlantım deyince değişti zannettim. Yok yok. Değişmedi. Zaten ya şu an benden şüphelenmeni anlıyorum galiba. Öyle bir his alıyorum senden ama aslında bildiğin gibi yıkıntıya gittik. Yıkıntıda Atlantis'in tarihine dair bir şeyler var. Zaten Z ile konuştuğumda da yıkıntıya doğru gidiyordum. Yani bir... Z senle ne konuştu? Z aslında zaten benden şüphelendiğini ve peşime birini taktı, yani kendisini taktığını söyledi. Bu ne surat? Bunu Zahir'e mi soruyorsun, Diyem'e mi soruyorsun? Hayır, Diyem'e soruyorum. Bir Sezgi şeyi alabilirsin istersen, atabilirsin. Çok istiyorum. 18. 18. Şaşırıyor seninle konuştuğuna Zeynep. Hatta konuşmaması gerekiyormuş gibi gözüküyor. Bir de Z'nin başını da yaksam çok iyi. Elime değen her şey mahvoluyor. Çok mutluyum şu an. Ama ben senden bir şey de saklamadım bu arada. Sadece anlayamıyorum. Niye bunu benim araştırdığımı anlayamadığım için sonuç da elde edemiyorum. Çünkü bu benim işim değil. Ben bunu bilgi de bir eşya gibi. Değil. Monty. Çok zor. İnsanlarla konuşman ve laf alman gerekiyor. Alamıyor. Üstleri var. Hala bilmiyorum. Soruyorum. Bir aldatma zar atar mısın? Ha, hatırlatayım.
diyor. Hayır ama hala bilmiyorum aslında teknik olarak. Bir sürü yerde olduğunu biliyorum da tamam aldatmayı attım. 10. 10. Bilmiyorsun. Yani şöyle bilmiyorum. Bir sürü yerde küçük üsleri varmış. Ben küçükle ilgilenmiyorum Monty. Hem aynı zamanda İdil'in stand-up'ını izliyormuş gibi hissediyorum. Hem de aynı zamanda DM'lik yapıyormuş gibi. O yüzden benim için de çok zor. Ben de tonu tutturamadım. Çok üzüldüm. Yani Zahir'le başka şekilde ciddi iletişim kuramıyorum şu an. O yüzden böyle böyle bir yere evrildi bu. Monty, sanırım şu an sana neden tam olarak güvenmediğimi anlamışsındır. Neden? Bana yalan söylediğin için. Yalan söylemedim. Ne yaptın? Sana aktarmak için bilginin tamamının oluşmasını bekledim. Ya belli ki yapamıyorum bu arada. Belki başka biri yapsa bunu daha iyi olur. Başka Mac biri yapamaz. Mesela. Neden? Mac mi yapacak? Sinirine şu an bakıyor. Özür dilerim. Monty, bu görevi başkasının alması için artık çok geç zaten. Çok şey biliyorsun. Ve başkasını, Atlantis kurtarıcılarına güvenmesi de zaman alır. Benim sana güvenmem de biraz zaman alacak sanırım. Akşam bizimle gel. Akşam ne var? İş. Nasıl bir iş? Ve ondan önce bir iş daha yapmamı istiyorum. Ne yapmamı istiyorsun? Bir kaç pelerin almanı istiyorum. İki mavi pelerinler mi? Hayır. Bordo pelerinler. Ha tamam. Rene ile beraber kaotik darbenin birkaç üyesini bulup pelerinlerini onlardan ödünç almalarını almanızı istiyorum. Bugün mü? Şimdi. Saat kaça geliyor? Daha birkaç daha saat geçmiş şeyinden. Aynen daha zaman var yani biraz tamam. Daha siz böyle 1-2 gibi şu an saat. Daha tamam. Çok. Tamam. Pelerinleri akşam kullanacağız. Akşamki iş tam ne bu arada? Her zamanki işlerden. Bir etkinlik var. Biz de girip ihtiyacımız olan şeyleri alıp çıkacağız. Rena nerede? Ben onun yanına gideyim o zaman halledelim ki. Sonra akşam buluşuruz. Bir saniye. Ha. Rena, paslı söğütün orada seni bekliyor. Paslı söğütü biliyorsun. Bu kaotik darbenin loncalarına yakın bir şey. İşte onlara takıldığı bir taverna. Şu an bakayım şeyine. Aynen, feribotla tekrardan oraya şeye gidebilirsin, tekneyle. Feribot fazla teknoloji kalıyor ama olsun. Feribot. Tamam, gidiyorum. Yani gidişe doğru yol alıyorum. Ama giderken Mac'e bir bakış atmak istiyorum.
yapıyor böyle. Sonra Zahir'e bu yaptı. Selam verip gidiyorum. Tamam. Sen selamını veriyorsun. Feribot'a biniyorsun. Bu sefer sadece bir sivri alıyorlar senden. Ve Kadut darbenin olduğu tarafa doğru biraz daha kara tarafında kalıyor. Artık iyice şeye işte diğer bu kara girişinin olduğu tarafta. Büyük girişin olduğu tarafta onlar. Orada inip daha önce de bildiğin pasta söğüte giriyorsun. Hı hı. Ve karşına baktığında bu tek katlı bir bina. Ama içinden kocaman bir söğüt ağacı geçiyor. Böyle bütün o yaprakları şeye sarkıyor. Balkon kısmı var böyle küçük. Oraya sarkıyor. Bütün böyle bütün etrafına baktığında bina tamamen tam o böyle ortada olacak şekilde etrafına yapılmış. Ve önünde de işte kocaman bir söğüt ağacının içinden geçtiği bir bina var. Etrafına bakıyorsun henüz. Rena görünmüyor gibi gözüküyor. Biraz bekliyorum. Sonra gerekirse de bardaki insana sorabilirim. Bir arkadaşımı bekliyorum geldi mi diye. Tamam. Sen ilk önce biraz işte tavernanın önünde biraz bekliyorsun içeri girmeden. Sen tam neyse içeride bekleyeyim diye düşünüp gireceğin anda arkandan böyle şey pelerinden seni biri tutup çekiyor geriye doğru. Bakıyor böyle. Monty! Deyip sana sarılıyor. Ve önünde senin de çokça sevdiğin bir tabaksi arkadaşın. Rena var. Kendi pelerini çıkarıyor böyle seni sokağın kenarına gidip. Neredeydin Monty? Kafayı yiyeceğim. Neredeydin? Sana ulaşamadım. Zahir'e soruyorum. Söylemiyorum. Neredeydin? Neredeydin? Aa, çok şey oldu Rena. Çok şey oldu. Anlatacağım hepsini. Ama ne haber? İyi. Seninle beraber mi yapacağız yoksa bu işi? Eski günlerdeki gibi ha? Ya evet ama ben yapmak istemiyorum. Niye? Zahir benden kurtulmaya çalışacak gibi geliyor. Artık bana güvenmiyor. Bir şekilde bu niye işi sonlandırmam lazım. Ya bir şey de yapmadım ya. Saçma sapan işlere gönderdi beni. Yapamadım. Şimdi ona ihanet etmişim gibi davranıyor. Arkamdan insan falan yolluyor. Pardon. Tifling yolluyor. Tifling mi? Evet. Hı. Hiçbir tifling... Aa Güneş. Neyse. Duymuştum adını galiba. Niye yapmıyoruz o zaman? Yapmazsan daha çok kızmaz mı sence? Evet. Ama nereye kadar yapacağız? Bu böyle mi devam edecek? Lütfen. Zahir'in olmadığı bir dünya. Çok güzel olurdu. Tamam. Ama sana söyledim ben zaten çok fazla içine girdim bu işin artık çıkamam. Sen bu arada Mac söyledi bir şeyler yapıyormuşsun. Ne yapıyordun? Boş ver. Boş ver. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Önemli. Bilmem. İşte bilmiyorum. Şu adamı takip et diyor. Oraya gidiyorum. Bu adamı takip et diyor. Oraya gidiyorum. Bilmiyorum işte ne yaptıklarını öğrenip şey yapıyorum. Kim bu adamlar? Yani. Zayıf. Nasıl adamlar? Yani garip çoğu. Ya aslında hep gördüğümüz insanlar da yani böyle ne bileyim limanda olan insanlar değil. Rıhtıma yolluyor beni. Çeyrek altın kasabası. Yani oldu birazcık. Senden hemen sonra gitmiştim. Ben şimdi şey yapacağım. Rena'ya gerçekten ayrıldığım günden itibaren olan her şeyi teker teker anlatacağım. Tamam. Ve ondan da aynısını bekleyeceğim ve şeyi anlamaya çalışacağım. Rena'dan ne istiyor, benden ne istiyor, bunlar arasında bir paralellik var mı? Onu çözmeye çalışacağım bu şekilde. Okey. O zaman bana bir ikna zarı at bunun için.
avantajlı çünkü Rena beni çok seviyor. Bir şakayı 3 kere yapabilirsin, 2 kere yaptım. 7 attım. İyi, iyi DM'lik yapayım. Inspiration'larını kullandın mı hiç? Aa, hayır, kullanmadım. Yani bir hakkım var. İyi, evet. Düşün kullanmak istiyorsan. Kullanmak istiyorum. 10. Dinliyor seni, böyle gözleri fal taşı gibi açılıyor, görüyorsun. Nasıl yani, niye seni gönderdi ki, niye böyle yapıyor? Arada böyle sürekli sen anlattıkça o da sana sorular soruyor. Sonra sen bitiriyorsun. Sana Zahir'e bu kadar bulaşma demiştim. Bundan kaçış zor olacak. Beraber yapabiliriz bence. Benimle olman lazım. Nasıl yapacaksın? Diyorum. Arkadaşlarını biliyor mu? Biliyorlar. Hayır, yani Zahir arkadaşlarını biliyor. Hayır. Mu? Emin misin? Ya yanımda olan insanlar olduğunu biliyor ama çok da sorgulamadı. Bence o kadar da bilmiyor. Kim olduklarını bilmiyor en azından. Görse tanımaz. Monty. Bu arada... Yani bunu sana söylemek istemiyorum. Ama iyi düşünmemiz lazım. Çünkü... Zahir anneni biliyor. Babanı biliyor. Arkadaşlarını da öğrenmiştir belki. Bir şey yapmayacağına güvenebilir miyiz ki? Hayır, güvenemeyiz ama şu an zaten... İşler o kadar sapa sardı ki ben bu işi tamamlasam bile Zahir benim peşimden gelir bence. Zahir ya beni bitirecek ya ben onu bitireceğim. Şu an buradayız. Zahir'i mi bitireceksin? Ya, bağımızı bitireceğim yani. Planın ne peki? Şimdi bu akşam... Zaten anlattım işte, Atlantis'in kurtarıcıları evet, da evet. Gidiyor. Biz de gidiyoruz. Bu arada orada şeyi söylüyor. Ben de orada olacağım işte. Hı-hı. Şeyini. Hatta şu an o kısmı söyleyeyim. Evet, ben bilgi topladım hatta bununla ilgili birkaç tane. Ben de o ekipteyim. Evet. İşte oraya neleri almaya gidiyorsunuz? Birkaç parça bir şey istiyormuş. İki tane şey söyledi. Ne söyledi? Bir kolye, gözyaşı kolyesi diye bir şey varmış. Onu alacağız. Bir de süslü yelpaze diye bir şey varmış. Bu kolyenin içinde küçük bir damlanın olduğunu söyledi. Süslü yelpazenin de üstünde böyle küçük küçük taşlar varmış bu açıldığı kısımlarda. İşte resmini falan, şey çizimini falan da gösterdi zaten de. Bunlar alacağız yani. Sadece değerli mi yoksa Atlantis'le bir alakası var mı? Bunu biliyor musun? Atlantis'le alakası olduğunu bilmiyorum. Değerli şeylerdir herhalde yani sergide olduklarına göre. Ben biliyor muyum? Bir böyle... Bir tarih sarı atabilirsin. Annemi dinlemeliydim. 12. 12. Herhangi bir şey, tarihsel bir şey gelmiyor yani ne olabilir diye. Ama bir zeka zarı isteyeceğim senden. On sekiz. Düşünüyorsun. Gözyaşı. Gözyaşı neyle ilgili? Su. Yelpaze. Yelpaze ne yapar? Hava. Bunlar cin şişeleri. Neyleri? Cin şişeleri. Cin şişeleri mi? Cinler mi var? Hı? Zayı ne yapacak ki cin şişeleriyle? O zaman bir dakika. Ben bunu şu an kesin olarak düşünüyorum da
şey, Rena'ya direkt söylemiyorum çünkü bağlanmayacağız. Zaten o bizim bulduğumuz toprak sitelerinden biri de şeydi. Dragonic yazı falan vardı. Muhtemelen evet, o Zahir'in elinden geçmiş gerçekten diye de düşünüyorum o zaman. Monty, bence bu işi yapalım. Ve yani neden, bu eşyalar ne kadar önemliyse senin için önemli sanırım. Belki eşyalar alıp kaçarız. Şu hayır, an kaçmak yapacağız. Bir kaçmak bir seçenek değil. Ne yapacağımızı söyleyeceğim sana. Bu işi yapacağız. Pelerinleri alacağız. Ama diyeceksin ki Monty kaçtı. Pelerinleri alıp. Ay pelerinleri alıp değil. İşi yaptı. Ve sonra ayrıldık ve onu bulamadım. Tam şey diyebilirim belki, hani çok karmaşık bir durumdu ve sonra bulamadım Monty'yi tekrardan. Evet. Evet. Tamam. Tamam. Bu işi halledelim. Eski zamanlardaki gibi. Okey. Sonra yapacağız. Her şey onda. Tamam. 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 Üç pelerine ihtiyacımız var Monty. Yaparız diye düşünüyorum. Tamam. Ben biraz etrafı araştırdım. Ben kopu bence pek iyi bir fikir değil. Yani bizim işim için. Yukarıdan girebiliriz. Bir balkon alanı var. Belki orada takılan birilerini bulursak katil darbeden. İkinci onları deneriz. İçeride sonra bakarız ne olduğunu. Tamam. Tamam. Ya zaten hemen kaotik darbenin arasındaki bir sokakta bu bütün bu tartışmalarınızı yapıyordunuz. Sonra şeye doğru bakıyor böyle. Tamam. Seni yukarı çıkarayım. Sonra sen ip bağla ve beni çek. Anlaştık. Tamam. Ve seni böyle güçlü bir şekilde yukarı itmeye deneyecek. Sana böyle elini açıyor her zamanki gibi. Bir, iki, üç deyip şey yapıyor. Senden bir şey atletizm ya da akrobasi sıra isteyeceğim. On altı. Sen hemen tutunup böyle çıkıyorsun. Sana doğru bakıyor. İpin var mı? Hı hı. Tamam. İpini. İpim yok. Köprüde unutmuş olabilirim. Vardır ya. Tamam. Vardır. Sana atmıştır Rena. Gitmeden önce sana vermiştir ipi. İpi uzatıyorsun, sonra o da tırmanıyor peşinden. Söğüt dağlarının arasında şu an duruyorsunuz. Böyle hafif rüzgarla beraber bazen sallanıyor Söğüt dağları. İçeriden böyle şey seslerini duyuyorsunuz. İşte insanların eğlendiğini, bir şeylerin çalındığını. Kaç kişiler acaba? Bir algı zar atar mısın? Tabii ki. Ay. 18. Sen birazcık böyle Söğüt dağlarını şey yapıyorsun. Bakıyorsun etrafa, böyle biraz duman altı burası. Burada böyle tüttürmeye çıkıyor insanlar belli yani. Şeyler var. Yere işte divan atmış, divan yapmışlar. Böyle küçük şeyler atmışlar falan. Biraz bakıyorsun kimler var, kimler yok diye. Şu an burada 3 kişinin olduğunu görüyorsun. İki insan görüyorsun. Bir tane de yanlarında da bir halfling kadın var. İnsanla erkek. Halflingle insanın üstünde de bordo pelerinler olduğunu görüyorsun. Böyle küçük şeylerinde de uçlarında şeyin ayak kısmında hafif böyle çuk 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 geçen bir şey siyah böyle şey desenler de var hemen ucunda. İkisinde de aynı şeyler var. Pelerinler var. Ellerinde işte nargileleri. Oturmuşlar şeye, divanlara, konuşuyorlar. Muhabbet ediyorlar birazcık böyle, yani salmışlar kendilerini. Rahat rahat oturuyorlar, konuşuyorlar. Etrafta başka bir insan görmüyorsun. Bir de işte bu tam gövdesinden Söğüt ağacının aşağı doğru inen bir şey, merdiven olduğunu görüyorsun.
Yani bir kat daha var. En az. Tamam. Ben... İşte giriş şey var yani bir kat daha şey kafan karışmasın diye söylüyorum. Şu an siz balkondasınız. O işte tek katlı bir bina zaten. Aşağı içeri iniyor yani. Şey, ha, tamam merdiven. Anladım. Gibi gözüküyor yani. Düşünüyorum. Okey. Saldıralım mı? Dur. Bir şey deneyeceğim diyorum. Tamam. Ve bu üç insanı uyutmayı deneyeceğim. Sen topladığın şeyden, Termut'tan aldığın kağıdı ve hatta Termut'un defterini alıp böyle yapabilirsin. Termut'un defterini açıyorsun ve bakıyorsun böyle oradaki zaten böyle geceleri okuyordun birazcık şeyleri, büyüleri nasıl yaparsın falan diye çalışıyordun kimse fark etmeden. Uyku büyüsünü açıp üçünü uyutmayı deniyoruz. Dene bakalım. Neymiş? Ben bir şey atmam lazım, sen mi at? Roll 5d8. The total is how many hit points of creatures this spell can affect. Oho! Çok zor oldu. Belki çok iyi yaptım. Evet. Söyleyeceğim. 12, 15, 20 bir tane daha atacağım. 24. Tamam. Bu şey yani 24 canı yani. Olan biri varsa direkt uyuyor galiba o zaman. Evet. Tamam. Sen bu büyüyü yapıyorsun ve şey pelerini insanlardan biri ve halfling yavaş yavaş kendilerini bırakıyorlar böyle. Diğer adam bakıyor etrafına. Vuruyor şeye. Sonra etrafa bakıyor. Anlamıyor niye bu kadar çabuk uyudun. Kalkıyor. Birazcık şey söğüt dağları arasında gezmeye başlıyor. Şimdi düşünüyorum. Çabuk düşün. Geziyor. Ne yapıyorsun? Şimdi diyorum ve Rena'ya işaret veriyorum. Bir adama ortak saldıralım. Tamam. Bayıltmaya çalışıyoruz sadece ama. Tamam. Saldırı şey böyle yapıyor. Tamam. Ve o da şeyle ne denir ona? Pençe. Pençesiyle, aynen. Pençesiyle saldıracak. Ben de mi atıyorum? Evet evet, ikiniz beraber saldırıyorsunuz. Pardon. Evet. Bu sleep'te sadece şey hasar almıyorsun değil mi? Onun altındaysa uyuyor sadece. Hemen söylüyorum. Sanırım öyle. Evet evet. Tamam. Ama sleeper damage alırsa uyanıyorlarmış. Tamam, ya birinin tamam. Aksiyonla uyandırması lazım onu. Okey. Evet. Ben 17 attım. Tamam, vuruyor. Tamam. Ben eğer ben de hani herhangi bir silahla değil de yumrukla vuruyorsam D4. Hayır, 1 mi? Hemen bakıyorum bunu şeyine. Sanki D4 ya da bir hasar gibi bir şey olması lazım. Ya da birileri bana mesaj atabilir bu konuyla ilgili. Tamam. Artı bir. Bir artı şey kuvvetinmiş. Bir artı kuvvetin.
Hı. Bonus. 3. Tamam. Rena pençe ile saldırıyor. Sen bir tane yumruk atıyorsun adamın böyle tam çenesinden şeye doğru. Ve adam düşüyor. Bayılıyor. Gidip diyorum hemen pelerinleri şey ediyorum. Çıkarmaya tamam. Başlıyorum. O adamın zaten pelerini yoktu. Ha, iki tane mi bulabildik yani? Tamam. Evet evet. Diğer ikisinin yanına gidiyorsunuz. Pelerini çıkarıyorsunuz. İki peleriniz var şu an. Etrafa hemen bir bakabilir miyim? Gizli bir birinin askıya astığı falan. Burada... Görmediğim pelerin. Bu şey... Üst kattasınız şu an. Burada asacak bir şey yok. Ama zaten başka insan da yok. Eminsin yani. Tamam. Pelerin yok. Hmm. Şimdi ne yapacağız? İki tane bulduk ama. Aşağı gidip bakalım. Şeyin deliğinden bakıyorum. Aşağıda ki durumu falan etmek için. At bakayım bir algızarı. Ben göremedim ama Rena görmüş. Evet. Görmüş. Çok iyi. Aşağı doğru bakıyor birazcık, böyle birkaç adım iniyor, bakıyor. Çok kalabalık değil, dart oynayanlar var. Bir de bayağı böyle sarhoş olmuş bir tane pelerini adam gördüm barın orada. Belki ondan alabiliriz. Bence sen bilirsin. İkna zar at. On beş. Tamam, evet. Tek kişi olursak zaten daha az fark ediliriz. Sen adamın dikkatini dağıt. Ben arkadan pelerini çözeceğim o fark etmeden. Tamam, ben dikkatini dağıtıyorum. Hı-hı. Sen gelip pelerini çözersin. Hı-hı. Deyip iniyor aşağıya doğru. Bara gittiğini görüyorsun. Bardan bir tane içki istiyor böyle. Pelerini de kapalı bir şekilde pelerini iniyor. Adamın yanına oturuyor böyle. Konuşmaya başlıyor, onu böyle vuruyor arada bir şey yapıyor, sana böyle şey yapıyor, hareket yapıyor. Peki çok zaten adam tepki vermiyor böyle konuşurken, ona bakıyor, konuşuyormuş gibi, ben böyle eğleniyormuş gibi gözüküyor. Öyle gayet okey şey yapıyor. Rena da böyle heyecanlı bütün dikkatini toplamak için böyle bir şeyler anlatıyormuş gibi gözüküyor. Ne yapıyorsun? Ben de görünmez mage hand'imle çözmek istiyorum adamın pelerini. Tamam. Bana bir el çabukluğu zar atar mısın? Evet. 19. 19. Konuşuyor böyle Rena şey yapıyor. O sırada böyle senin meyşentini görmüyoruz tabii ki. Ve pelerin böyle yavaşça düşüyor adamın arkasından. Rena tam o sırada alıyor pelerini. Ve kendi pelerinin arkasına doğru koyuyor. Sonra ona böyle birazcık sırtına vurup ön kapıdan dışarı çıkıyor. Ben de çıkıyorum. Daha önce yukarıdan gittiğimiz yoldan geri gidip çıkıyorum ben de. Kapının önünde buluşacağım onunla. Tamam. Sen de iniyorsun. O da sana doğru zaten deminki ara sokağa geliyor. Tamam. Hallettik. Kolay oldu. Evet. Çok kolay oldu. Nasıl uyuttuğunu anlamadım ama tebrikler yani. Bir şeyler öğrenmeye başladım. Evet. O yüzden bu şeyi de halledeceğiz. Her şey hallolacak. Umarım Monty. Eğer bir şey olursa asla arkana bakmıyorsun. Kaçıyorsun. Tamam mı? Beni, oradaki insanları düşünme. Kaç sadece. Söz mü? Bakarız ya. Monty. Bak, ben zaten bu işin içinden çıkamam. Tamam? Bunu sana söylüyorum zaten. Benim için artık çok geç. Bir şey olursa kaç. Tamam ya. Onunla kalmayacak zaten. Halledeceğiz. Tamam. Pelerinleri ver hadi. Pelerinleri veriyorum. Ne oluyor sana? Tamam. Kargaşa. Hengame. Seni bulmadım. Yokum. Tamam. Okay. Ama giderken akşam geliyorum diye de bağırdım. Tamam, gitmeden önce şey diyor. Biz tabii ki her zamanki gibi ön kapıyı kullanmayacağız.
Mutfaktan girmeyi planlıyoruz. Haberin olsun. Hı hı. Bir alt katı varmış sanırım. Orada bir şeyler olacağımızı söyledi. Tamam. Ve etrafta görevliler de olacak. Yani dikkatli olun, tamam? Tamam. Dışarıda, içeride. Tamam. Tamam. Hayır olacak. Sarılıyorsan son bir kez. Çok sıkı sarılıyorum. Ve sonra tekrardan kulağına şey diyor. Benim için durma, kaç. Deyip gidiyor da. Hiç cevap bile vermiyor. Sakla sakla. Duymadım bile. Artık yavaş yavaş güneş batarken ne yapıyorsun? Bence azıcık denize bakıyorum ve şey yapıyorum böyle. Bu akşam bitecek. Sonra azıcık gözyaşı döküyorum. Stres gözyaşı döküp şeyle arkadaşlarımın yanına doğru ilerliyorum. Biraz bakıyorsun. Geçen feribotlara bakıyorsun. Şeyin nehrin akışını birazcık izliyorsun. Birazcık rahatlatıyor aslında seni bu daha önce büyüdüğün yerleri görmek. Birazcık her ne kadar şu an görmek istemesen de babanla bu denizlerde sizin nasıl gezdiğinizi beraber gemilerde düşünüyorsun. Bunu düşünerek sonra Atlantis kurtarıcılarının mekanına arkadaşlarını buluşmak için geri dönüyorsun. Ve bu birebiri de burada bitiriyoruz. Bye bye o zaman. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye.